Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Taşımacılık yönetiminin 6. haftasında sizle beraberiz. Demiryolu eşya taşımacılığını bitirdik. Artık deniz yolu eşya taşımacılığına geçmiş vaziyetteyiz. Uluslararası deniz yolu eşya taşımacılığı ve taşımacılıkta arkadaşlar taşıma işleri organizatörünün rolüne bakacağız. Deniz yolu eşya taşımacılığının arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksak, ele alacak olursak, malların yük gemileriyle taşınması işlemi deniz yolu taşımacılığı olarak adlandırılıyor. Lojistik sektöründe hızlı, kaliteli mal taşıma işlemi aynı zamanda düşük fiyatlı taşımayı da beraberinde getirmek zorunda. Bu nedenle deniz yolu taşımacılığı denize kıyısı bulunan ülkeler arasında revaçta bir yöntem. Kıyınız bulunmasa da yine deniz yolu taşımacılığını kullanabiliyorsunuz. Biz de ülkemizden ithalat ya da ihracat yapılacak malların yarısı için bu yöntemi kullanıyoruz. Tarihsel gelişim içerisinde limandan limana deniz taşımacılığı, yani port to port, günümüzde kapıdan kapıya teslimin, yani tedarik zincirinin ayrılmaz bir halkası haline gelmiş vaziyette. Dünya ticaretinin büyümesine paralel olarak deniz yolu taşımacılığı da hızla gelişiyor ve her geçen gün yeni boyutlar kazanıyor. En son şu kanaldaki gemiyi biliyorsunuz. Süveyş kanalına tıkanıp kalan gemiyi biliyorsunuz arkadaşlar. Süveyş kanalına tıkanıp kalan geminin dünya ticaretine günlük zararı 10 milyar dolar. Yani bir gün için bu derece ciddi bir miktar dünya ticaretine zarar verebiliyor. Ve dünya ticaretinin neredeyse %10'luk bir kısmı Süveyş kanalını kullanıyor. Şu an kanalın her iki tarafında da halen bekleyen gemiler var. Bu bekleyen gemiler sırayla tekrardan kanala alınıp diğer tarafa geçirilecekler. Böyle bir olayın gerçekleşmesi bile ne kadar kaza olduğu konusunda soru işaretlerimiz yok değil tabi. Yani benim hakkımda ciddi soru işaretleri var. Böyle bir kazanın gerçekleşmesi de arkadaşlar dünya ticaretini baltalayabiliyor. Uluslararası sularda tonlarca ürün en ucuz deniz yolu ile taşınabiliyor. Yine hassas olan ürünlerin kolay ve darbe almadan taşınması da bu yöntemle mümkün. Gemilere malların yüklenmesiyle başlayıp ardından gidilecek ülkede limana bırakılmasıyla sonuçlanıyor. Deniz yolu taşımacılığındaki temel eğilimlere bakacak olursak, taşıma araç ve kapasitelerin artması ve çeşitlenmesi, terminal ve liman işletmesi anlayışının değişmesi, lojistik hizmetlerdeki çeşitlilik ve profesyonellik derecesinin yaygınlaşması, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve diğer taşımacılık türleriyle entegrasyon deniz yolu taşımacılığındaki temel eğilimler. Taşıma işleri organizatörü müşterisine en kaliteli hizmeti verebilmesi açısından sadece limanlar arası sevkiyatları değil, yükleme, boşaltma, teslim, gümrükleme, sigortalama, depolama gibi tüm bütünleyici unsurlardaki uzmanlığını geliştirmek, uluslararası mevzuat ve düzenlemelerdeki değişimi yok ederek deniz yolu eşya taşıma kültürünü türünün kendine özgü dinamiklerini yakından takip etmek zorunda. Affedersiniz. Deniz yolu eşya taşımacılığının avantajlarına gelecek olursak arkadaşlar. Deniz taşımacılığı uluslararası sularda küresel ölçekte taşıma gerçekleştiriyor. Bu taşıma Panama ve Süveyş
Süveyş Kanalı gibi ücretli güzergahların dışında serbestçe taşımacılığın yapılabildiği bir taşıma sistemi. Ancak ulusal yasalarda ülkeler kendi kıyılarında yabancı gemilere kabotaj taşımacılığını yasaklayabiliyor. Deniz taşımacılığı diğer taşıma türlerine göre daha fazla eşyayı tek bir seferde taşımaya imkan veriyor. Bir kamyon 20 ton mal taşıyabiliyor. Bir standart tren vagonu 100 ton taşıyabiliyor. 40 vagonlu tren 4000 ton taşıyabiliyor arkadaşlar. Ve 900 konteyner taşıyan bir gemi ise 24.000 ton taşıyabiliyor. Yani bir gemi yaklaşık 1200 tane kamyona eşdeğer. Deniz yolu taşımacılığının avantajları var. Yine taşıma mesafesi bu avantajlardan bir tanesi. Deniz yolu taşımacılığı 500 kilometreye kadar karayolu taşımacılığı 500 kilometreye kadar taşımalarda avantaj sağlarken demiryolu için bu 1500 kilometreye kadar çıkıyor. 500 ile 1500 arası. 1500 kilometreden fazla bir taşıma söz konusuysa en iyi yöntem arkadaşlar deniz yolu taşımacılığı. Dökme yük ya da bozulmayan ürünler için taşıma maliyetini düşürüyor. İntermodal ve kombine taşımacılığa uygun. Ton bölü kilometre maliyeti diğer alternatiflere göre daha düşük. Diğer taşıma türlerine göre daha çevreci. Yakın mesafelerde ham maddelerin taşınması, uzun mesafelerde değerli yüksek ürünlerin taşınmasında elverişli ve diğer taşıma türlerine göre daha fazla eşyayı bir seferde taşımaya imkan sağlıyor arkadaşlar. Tabii olumsuz yönleri de var. Deniz taşımacılığının bilinen iki olumsuz yönü bulunuyor. Birincisi diğer taşıma türlerine göre hızı yavaş. Gemiler yaklaşık 15-20 knot ortalama hızlara sahipler. 15-20 knot dediğimizde 25-30 kilometre hıza tekabül ediyor arkadaşlar. İkincisi ise limanlarda yükleme ve boşaltma işlemlerindeki süreler. Konteyner gemilerinde elleşleme birkaç saat gibi bir süre olmasına rağmen dökme yük gemileri için birkaç gün olabiliyor. Yükün kısa mesafede taşınması gerektiği ve denizlerin hızlı dağıtım hizmeti vermesi gerektiği durumlarda deniz taşımacılığı önemli dezavantaj oluşturuyor. Bu şekilde de dezavantajları var. Yine bunun dışında arkadaşlar gemi işletmecilerinin en büyük dezavantajı sermaye maliyetinin yüksek olması. Hava şartlarından transit zamanı ve mal güvenliği açısından da yüksek düzeyde etkileniyor. Denizlerdeki hava durumunda arkadaşlar bunu etkileyen yöntemlerden bir tanesi. Deniz taşımacılığı türlerine bakacak olursak tramp taşımacılık var. Kereste, petrol ve maden gibi ürünlerin gemiler yardımıyla taşınması tramp taşımacılık olarak geçiyor. Tramp taşımacılıkta tarihlerin bir önemi söz konusu değil. Bunun dışında lineer taşımacılık var. Lineer taşımacılık ürün değil, verilen hizmetler ön planda burada. Geminin kalkış tarihi, limana yanaşacağı tarih önceden biliniyor. Gemi limana yaklaşınca taşıyıcı firma aracılığıyla ürünler adreslerine teslim ediliyor. Deniz taşımacılığında liman türlerine bakalım. Konumuna göre, kullanım amacına göre ya da yönetimine göre limanlar diye sınıflandırılmış. Konumuna göre limanlar, nehir limanları, deniz limanları, göl limanları ve kanal limanları. Kullanım amacına göre limanlar, ticari limanlar, endüstriyel limanlar, balıkçılık limanları,
askeri limanlar, sığınma limanları ve marinalar. Yönetime göre liman türlerine bakacak olursak, devlet, otorite, yerel yönetim ya da özel limanlar olarak böyle isteyebiliyoruz. Burada bir Türkiye'den bir liman var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu limanımız İskenderun tarafındaydı. Konumuna göre limanlar, deniz limanları, açık denize bakan limanlar, nehir limanları, nehir üzerindeki deniz taşımacılığına imkan, yani su taşımacılığına imkan sağlamaya uygun ve akış rejimine sahip büyük nehirler üzerinde bulunan limanlar. Göl limanları, Van Gölü, Hazar Gölü veya Michigan Gölü gibi büyük göllerin bir kıyısından diğerine sefer yapan gemilerin yanaştığı limanlar. Yine kanal limanları, Panama ve Süveyş kanallarında bulunan limanlar, bunlar örnek verilebiliyor. Kullanım amacına göre limanlar, ticari limanlar, genel anlamda ithalat ihracat ürünlerinin elleşlendiği limanlar, özel bir bölgeden ziyade geniş yelpazedeki bir müşteri kitlesine hitap ediyorlar. Genel olarak liman denilince ilk akla gelen ticari limanlar. Bunun dışında endüstriyel limanlar var. Ardalarında bulunan endüstriyel bir bölgeye hizmet vermek için kurulmuş limanlar. Balıkçılık limanları, balıkçı gemilerinin yanaştığı limanlar. Bunlar küçük oluyorlar. Yine askeri limanlar, deniz kuvvetlerine bağlı askeri gemileri ve denizaltıların yanaştığı limanlar. Sığınma limanları, küçük gemilerin fırtına zamanlarında güven içinde olabilmeleri için tasarlanmış olan limanlar. Ve marinalar, özel yat ve gezinti teknelerinin yanaştığı limanlara da marina deniyor. Yönetimlerine göre limanlarsa devlet limanları, devletin işlettiği limanlar, otorite limanları, devlet tarafından kurulmuş ama idaresi özerk bir liman otoritesi tarafından yapılan limanlar, yerel yönetim limanları, belediye gibi yerel yönetim birimlerinin sahip olduğu ve işlettiği limanlar ve özel limanlar, özel sektör tarafından işletilen limanlar oluyor arkadaşlar. Yine limanlarla ilgili kavramlara bakacak olursak, hinterland, limanın gelen ve giden yükler için etkilediği pazar alanını, dolayısıyla liman trafiğinin oluştuğu bölgeyi belirtiyor. Limanın arka tarafını anlatıyor arkadaşlar. Başka bir deyişle liman hizmetinin verdiği bölgeyi ifade ediyor. Bu alan yerel limanlarda çok küçükken bölge limanlarında daha büyük alanları içeriyor. Foreland, ön alansa limanın deniz tarafıyla ilgili bir ifade. Taşımacılık hizmetleriyle bağlantılı olan başka liman ve deniz aşırı pazarları ifade ediyor. Her şeyden önce bir limanın ticari ilişkilerinin gerçekleştiği denizcilik alanı. Liman literatüründe hinterland ve foreland oranları, limana uğrayan gemi sayısı, gemilerin büyüklüğü, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu ve ulaşım altyapı imkanlarına bağlı. Yine başka gemilerle ilgili arkadaşlar vereceğimiz bilgiler. Feeder gemiler, küçük miktardaki yüklerin küçük bölgelerden toplayarak ana limanlara getirip konsolidasyonu yapılıyor. Ana limanlara gelen yüklerin küçük bölgelere dağıtımı için ise dekonsolidasyon yapılıyor bu gemilerle. Storage, limanda depolama hizmeti. Demuraj, geminin kendisine tanınan yükleme boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması durumu. Free time, yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre.
THC Terminal Handling Service limandaki elleşleme ücreti ve deadweight uluslararası deniz ticaretinde kullanılan bir ölçü birimi, bir geminin taşıyabileceği maksimum ağırlık bu şekilde ifade ediliyor. Bizim önemli limanlarımız Haydarpaşa, İzmir, İskenderun, Bandırma, Derince, Samsun ve Mersin limanları. Burada Haydarpaşa'nın koyu renk olması arkadaşlar tablolamadan kaynaklı. Yoksa onun dışında bir şeyi yok. Ayrıca bir önemi yok, bilin. Burada Haydarpaşa limanını görüyorsunuz. Bandırma limanımız. Derince Kocaeli Limanı. Şu resmin sağ üstündeki kısım arkadaşlar hinterland'ı ifade ediyor. İzmir Limanı. Gördüğünüz gibi bunun hinterland'ı çok daha büyük. İskenderun Limanı. Mersin Limanı. Samsun Limanı. Türkiye'nin en büyük 25 özel limanının sahiplik durumları arkadaşlar. Yeşil olanlar Türk, kırmızılar Türk ve yabancı, mavilerse tamamen yabancı işletme. Gördüğünüz gibi Trabzon, Samsun, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay'da bu şekilde limanlar var. Dünyada bulunan önemli limanlar ve istatistiklerine bakacak olursak, Şangay Limanı Çin'de bulunuyor. Yıllık arkadaşlar 33.62 milyon konteyner elleşleme yapılabiliyor bu limanda. Devam edecek olursak, Singapur Limanı 32.63 milyon konteyner elleşleme gerçekleştirilebiliyor. Shenzhen Limanı 23.28 milyon konteyner. Bunları portofroterdam.com sayfasından da alabilirsiniz arkadaşlar. Dünya konteyner liman istatistiklerini buradan ulaşabiliyorsunuz. Tabi bunların aldıktan sonra bunların şeyleri değişti. Yine Hong Kong Limanı 22.35 milyon konteyner. Güney Kore Busan Limanı 17.69 milyon konteyner şeklinde bunlar devam ediyor. Buradan sonra yine Çin, Dubai var. Farklı olarak ilk 20'nin içinde Rotterdam var arkadaşlar. Sonra Hamburg, Almanya, Antwerp, Belçika, Los Angeles, Amerika şeklinde devam ediyor limanların şeyleri, sıralaması. Gemi tiplerine bakacak olursak, gemiler arkadaşlar sınıflandırılıyor. Ticari gemiler kendi arasında sınıflandırması var. Diğer gemilerin kendi aralarında sınıflandırması var arkadaşlar. Yük gemileriyle başlayalım. Yük taşımak için denizden yararlanma fikri çok eskilere dayanıyor. İnsanoğlu suyla tanıştıktan sonra suyun üzerinde hep bir şeyler taşıyabileceğini düşünmüş vaziyette. Ve bu da 6000 yıl öncesine kadar gidiyor. Yakın zamanda bulunan bilgiler bunun daha da geriye gittiğini ispatladı arkadaşlar. Sürekli şans eseri bazen de
yeni limanlar buluyoruz. İnsanoğlunun yapmış olduğu yeni limanları buluyor ve görüyoruz arkadaşlar. Bu alanda en büyük gelişmeler endüstriyel devrimin başlamasıyla, yani 20. yüzyılda arkadaşlar ortaya çıkıyor. Talep çok fazla. Aşırı talebi karşılayabilmek için yük gemilerinin sayısı, tipi, hızı ve tonajları sürekli bir artış içerisinde. Kuru yük gemileri genel kargo, general cargo ship ya da tramp shipler şeklinde geçiyor bu gemiler. Kuru yük gemileri günümüzde küçük boyutlarda ve kısa mesafeli seferler için inşa ediliyor. Taşınacak yük miktarına göre güverte, ambar ve yükleme boşaltma oranlarını dizaynı bir kuru yük gemisinin temel karakteristiğini belirtiyor. Bunun dışında konteyner gemileri arkadaşlar. Konteyner gemilerin boyutları çok farklılık gösteriyor. Bu türün en büyük örnekleri 400 metre boya ulaşabiliyor. Yine bu gemiler yüksek hızlarda seyrediyor arkadaşlar. Ortalama 18 ile 25 knot arası bir yol kat edebiliyor. 1,5 ile çarpın bunu. 25-27 ile 38 kilometre arası saatte yol alabiliyor. Bu yüksek hızları sağlamak üzere tekne formu narindir ve makine gücü yüksek arkadaşlar. 1956 ile 70 arasında arkadaşlar konteyner gemilerinin şöyle gelişimine bakacak olursak 135 ile 200 metre arası uzunlukları, 70 ile 80 arasında 215 metre konteyner gemilerinin uzunlukları çıkmış vaziyette. 80 ile 88 arası Panama sınıfı artık giriyor. Panama kanalı açılıyor. 250 ile 290 metreye kadar çıkıyor. Daha sonra 1988 ile 2000 arası 4. kuşak post Panama sınıfı giriyor. 275 ile 305 metreye kadar bunların gemi uzunlukları var. Daha sonra 2000'den sonra post Panama Plus 5. kuşak geliyor. Burada da 335 metreden başlayan arkadaşlar bir gemi uzunluğu var ve devam ediyor. Konteyner gemisinden sonra duva taşıyan gemiler var. Bu duvalar liman ile gemi arasında romorkörler tarafından taşınıyor. Bu tür gemiler az sayıda üretilmiş ve konteyner gemileri gibi yaygın olarak kullanılmıyor. Dökme yük gemileri var arkadaşlar. Bulk carrier bunlar. Tahıl, maden cevheri, kömür, gübre, şeker gibi kuru dökme yükleri taşımak üzere dizayn edilmiş gemiler. Yükleme boşaltma crane, konveyör veya pompalarla gerçekleştiriliyor. Bu amaçla genellikle limanlardaki donanımlar kullanılıyor ve bu gemiler böyle donanımı kendi üzerlerinde taşımıyorlar. Ro-ro gemileri, roll-on, roll-off uzatılmışı da karayolu ve deniz yolu bütünlüğünü sağlamak üzere tekerlekli kargo konteynerlarının rampalar yoluyla gemiye yüklenmesi ve taşınması fikriyle ortaya çıkıyor. 18 ile 22 knot arasında seyrederek denizde yol alıyor bu gemilerde. Yine LNG, Liquid Natural Gas, sıvılaştırılmış doğalgaz gemileri. Bu gemiler arkadaşlar 15-150 bin metreküp'e kadar kapasiteleri çıkabiliyor.
Yine 16 ile 19 not arasında yol alıyorlar. LPG gemileri, sıvılaştırılmış petrol gazı gemileri arkadaşlar. LPG gemileri bütan, propan, etan ya da propilen gibi ağır petrol ürünleri taşıyorlar. Yine 100 bin metreküp'e kadar kapasiteleri var. 16 ile 19 not arasında seyahat edebiliyorlar. Tankerler sıvı ya da gaz halinde bulunan akışkan yüklerin taşınmasında kullanılıyor. Taşıdığı yüklere göre petrol, kimyasal tanker ya da gaz tankeri gibi türlere ayrılıyor. Yolcu gemileri bu türdeki gemiler arkadaşlar rekabet nedeniyle yolcu konforu en üst seviyede olacak şekilde tasarlanıyorlar. En son teknoloji, mimari ve estetik gelişmeler bu gemilerin inşasında kullanılıyor. Savaş gemileri, bunun da alt sınıfları var. Askeri olan gemiler arkadaşlar genellikle. Uçak gemisi, kurvazör, muhripler, denizaltı gemileri, hücum botlar, mayın gemileri, çıkarma gemileri bu sınıfa giriyor. Servis gemileri var. Bunlar balıkçı ya da römork gemileri olabiliyor. Temel amacı manevra veya hareket yeteneği sınırlı olan deniz araçlarını çekmek veya itmek yoluyla yardım etmek. Genelde liman römorkları ve açık deniz römorkları olmak üzere iki tip römork gemisi bulunuyor. Balıkçı gemileri de balıkların avlandığı gemiler arkadaşlar. Ağ atan tipleri var. Bunların olta için olan yine tipleri bulunuyor. Peki uluslararası eşya taşımacılığında taşıma işleri organizatörümüz ne yapıyor? Önemli noktalardan bir tanesi bu. Taşıma işleri organizatörleri dünya ticaret hacminin genişlemesi, büyüyen yük trafiği ile birlikte denizlerin yüklerin konsolidasyonu ve uzmanlıkları sayesinde deniz yolu eşya taşımacılığındaki önemli unsurlardan biri. Taşıma işleri organizatörünün işvereni ihracatçı, ithalatçı veya her ikisinden bir tanesi olabiliyor. Uluslararası deniz yolu eşya taşımacılığında taşıma işleri organizatörünün sorumluluğu gönderici konumundaki ihracatçı veya ithalatçı ile yaptığı taşıma sözleşmesi ile başlıyor. Bu taşıma sözleşmesinin ayrıntıları ithalatçı ve ihracatçı arasında imzalanan ticari sözleşmeye bağlı olarak düzenleniyor. Ticari sözleşmede belirtildiği gibi taşıma işleri organizatörünün işvereni ithalatçı, ihracatçı veya her ikisi birlikte olabiliyor. Taşıma işleri organizatörü deniz yolu konteyner taşımacılığındaki faaliyetleri genel olarak 3 gruba ayrılıyor. Komple konteyner taşımacıları FCL, parsiyel taşımalar LCL ya da diğer taşıma ve hizmetler, özel ekipman taşımaları, kombine taşımalar, dokümantasyon hizmetleri gibi. Full container load ya da LCL şeklinde olabiliyor. Bunlara bakacak olursak full container load, yani komple konteyner taşıması arkadaşlar. Yükler limana geldiğinde yük sahipleri istedikleri takdirde konteyneri kendi depolarına getirip boşaltabileceği gibi hizmet aldıkları lojistik şirketin deposunda da boşaltma yapabiliyorlar. Tabii ki bu durumda konteyner liman sahası dışına çıktığı için gemi acentası ya da forwarder firmaya bir geçici kabul taahhütlenmesinin imzalanması gerekiyor. Parsiyel taşımalar, konteynerin içine iki ya da daha fazla alıcısı olan yükle konsolide edilerek yükleniyor. LCL yüklemeler daha önceden alınan bilgiler doğrultusunda ya da limanda ya da lojistik şirketin deposunda gerçekleştiriyor. Daha sonra bir konteyner olarak yine yükleniyor arkadaşlar.
Taşıma işleri organizatörü işletmelerin hizmetlerini müşterilerin istediği alanlara kadar genişletebiliyorlar. Müşterilerin istediği özel hizmetlere bakacak olursak, özel ekipmanlarla yapılması gereken taşımalar, düz, standart, üstü açık, tank konteyner gibi. Yine Türkiye uğraklı olmayan üçüncü ülkelere taşımalar, farklı taşıma türlerinin, bunlar deniz, hava, kara, demiryolu gibi çeşitli kombinasyonlarıyla oluşturulan kombine taşımalar, ağır gabari dışı yüklerden oluşan, yani ağır, çok uzun ya da çok hacimli mallar gibi özel proje taşımaları, askılı tekstil taşımaları, dokümantasyon hizmetleri, bu navlun ve diğer masrafları müşterilerin doğrudan gemi acentalarından alıyor olmasına rağmen ihracat ya da ithalat dokümantasyon ve operasyon sürecinin müşteri adına takibi ve müşteriye raporlanması örnek. Yine DDP, Delivery Duty Paid, belirlenen varış yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim olan taşımalarda mevcut gümrük kanunu yönetmeliklerine göre taşıma işleri organizatörü firmaların yapmasına izin verilmeyen gümrükleme sürecinin organizasyonunu yapabiliyor. Burada belirtilen benzeri hizmetler daha da çeşitlendirilebiliyor. Taşıma işleri organizatörü firması bu açıdan müşterinin talep ettiği hizmetleri yasaların verdiği sınırlar çerçevesinde mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyor. Uluslararası eşya taşımacının taşıma işleri organizatörünün 3 temel faaliyet alanı var. İthalat, ihracat ve transit taşımalar. İhracat taşımaları ülke içinden gelen yükleri toplamak, konsolide etmek ve deniz yolu ile yurt dışına taşınmasını sağlıyor. İthalat taşımaları ülke dışından deniz yolu ile gelen yükleri teslim alıp ülke içinde dağıtımlarını yapıyor. Transit taşımalardaysa ülke dışından deniz yolu veya karayolu veya demir yolu ile gelen ve başka bir ülkeye gönderilmesi planlanan yükleri teslim alıp tekrar taşıma süreçleriyle ilgileniyor. Denize kıyısı olmayan ülkeler arkadaşlar, denize kıyısı olan komşuları üzerinden deniz yolu ticareti yapabiliyorlar. Geri kalan süreçte transit olaraktan karayolu ya da demir yoluyla kendi ülkelerine geçiriyorlar. Taşıma işleri organizatörünün uluslararası deniz yolu taşımacılığındaki temel görevlerine bakacak olursak, ithalatçı veya ihracatçıya taşıma konusundaki alternatifleri ortaya koyarak hangi seçeneklerin kendilerine uygun olduğu konusunda düşünce ve görüşlerini bildirmek, taşıma süreçlerini planlamak ve gerçekleştirmek, göndericinin gereksinim duyduğu belgeleri hazırlamak, gerektiğinde sigorta işlemlerini yapmak, gemi işletmesiyle yer rezervasyonu yapmak, yükleme sırasında nezaret etmek, gerektiğinde gümrük belgelerini hazırlamak ve malların güvenli şartlarda ve zamanda alıcıya ulaştırılmasını sağlamak arkadaşlar. Deniz yolu eşya taşımacılığının süreçlerine bakacak olursak, birinci aşamada taşıma işleri organizatörü müşterisi olan ihracatçı ve ithalatçıdan teslim almış olduğu yükleri liman ve konteyner terminallerine gönderiyor. Parça, yük ve gönderiler bu alanlarda toplanarak konsolide ediliyor ve böylelikle taşıma süreci için hazır hale getiriliyor. Bu tür parsiyel yüklemelerde, yani konteyner hacmi tek yükleyici veya alıcı tarafından kullanılmadığı durumlarda Lesten Container Loading, LCL, grupaj sevkiyatları olabiliyor. Müşteri bu durumda konteynerin tam maliyetini ödemekten kurtulabiliyor ve maliyet farkını göndericilere paylaştırabiliyor.
İkinci aşamada arkadaşlar, taşıma işleri organizatörü hazırlamış olduğu konteyneri ve deniz yolu konşimentosunu doğru, yani Ocean Bill of Landing, OBL, burada konşimento OBL olarak geçiyor arkadaşlar, Ocean Bill of Landing, doğrudan varış limanındaki alıcı taşıma işleri organizatörü adına gönderiyor. Üçüncü aşamada gönderici olarak OBL üzerinden sadece kendini belirten taşıma işleri organizatörü, tekli veya parça yükler için müşterisi olan işvereni adına kombine taşımacılık konşimentosu, FBL veya ara konşimento HBL hazırlayarak malın sorumluluğunu üzerine alıyor. Dördüncü aşamada ihracatçı FBL'yi doğrudan ithalatçıya veya bankaya gönderiyor. Beşinci aşamada ithalatçı eşyanın varış noktasındaki, yani alıcı konumundaki taşıma işleri organizatörü ne verip FBL'yi eşyanın teslimini sağlıyor. Yani ithalatçı eşyanın varış noktasındaki, yani alıcı konumundaki taşıma işleri organizatörüne taşıma konşimentosunu vererek eşyanın teslimini talep ediyor. Ve son olarak teslim edici olarak taşıma işleri organizatörü konteyneri OBL ile armatör acentasından teslim alıp aradaki zamanda limanda veya konteyner terminaline gönderiyor. İthalatçı bu noktada FBL'ye göre kendine ait olan gönderiyi teslim alıyor. Buradan sonra ithalat ve ihracatta taşıma işleri organizatörü ihracat mallarının müşteriden alınması, taşıma işleri organizatörünün müşteriye mal teslimi konularıyla arkadaşlar, yani taşıma işleri organizatörünün işlemleriyle gelecek hafta devam edeceğiz. Bu haftalık anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar anlamadığınız, kafanıza takılan bir şey var mı? Varsa buyurun.